Herkese merhabalar. Bugün bir gönüllü hikayeleri, bir gönüllü hikayesi yayın serisinde karşı karşıyayız. Bugün 9. bölümdeyiz. Tabii ki bunu başlarken tamamen Dünya Gönüllüler Günü sürecinde neler yapabiliriz diye düşünürken bir yol haritası çıktı karşımıza ve burada da anladık ki gönüllülük üzerine artık bu alanla emek veren ya da belirli bir süre kalan birçok insan var ve artık onların da bu sahada konuşması gerektiği noktasında bir alan açtık. Ve tabii ki bugün de farklı bir konuyla karşınızdayız. Öğrencilik zamanlarında gönüllülük. Nil Aydın karşımızda ve tabii ki bu süreçte Nil Aydın gibi bizim geçmiş programlarımızda, daha doğrusu yayınlarımızda yine Nil'in bugün de bizimle bahsedeceği gönüllülük deneyiminde birçok deneyim var ve onları da dinleyebilirsiniz. Ve tabii ki siz de bu süreçte eğer ki konuşmacı olmak isterseniz bizim Instagram sayfamızdaki profil linkinden YouTube konuk formuna tıklayarak siz de deneyiminizi paylaşabilirsiniz bizimle. Bununla birlikte peki bunun amacı ne? Tamamen dediğimiz gibi alanda yer alan gönüllülerin deneyimlerini konuşabilecekleri bir alan yaratmak. Tabii ki sadece YouTube'da kalmayacağız. Daha farklı çalışmalarda da karşınıza olacağız. Ve o zaman ben çok lafı uzatmadan ben hemen hızlıca Nil'i tanımak istiyorum. Nil, hoş geldin. Hoş bulduk. Seni böyle kısaca bir tanıyabilir miyiz Nil? Tanıyabiliriz. Ben Nil Aydın. ODTÜ İşletme'de okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Ankaralıyım. Hep Ankara'daydım ve yaptığım gönüllükler de Ankara'daydı. Sanırım kısaca bu şekilde ifade edebilirim. Süper. Bununla birlikte tabii biliyoruz ki bu alan hem sosyal medyada hem de farklı noktalarda karşılaşma getiriyor. Nili de benim de sosyal medya üzerinden tanıdığım bir karşılaşma var. Tabii ki başka türlü noktada umarım sahada da karşılaşacağız. Bununla birlikte o halde Nil, klasik bir başlangıcımız var her yayında olduğu gibi. Sana göre gönüllülük dediğimiz kavram nedir? Ya da gönüllülük nedir? Kavram demeyeyim. Gönüllülük bence hep herkes bir sorundan bahseder ya hani hepimizin belli baş sorunları vardır. Gönüllülük çözümün bir parçası olmak bence. Yani herkesin mutlaka daha güzel yapmak istediği bir sürü bir şey vardır. Gönüllülük bence bu noktada çözümün bir parçası olmaya niyetli olmak diyebiliriz. Süper. Yani bir konuyu dert edinebiliyorsan ve bu konuda bir toplumsal sorunla çözüm üretmek isteyen herkes bu süreçte gönüllülük yapıyor ve tabii ki bu eylemi gerçekleştiren kişi de gönüllü oluyor. Aynen öyle. Güzel ki bu konuda çok şey söyleyebilirim ancak yayınımızın akışı gereği daha çok soru sormam gerekiyor ya da çok şey konuşmamız gerekiyor. Peki Nil, sen bayağı birçok çalışmalarda yer aldın ama tabii ki bu süreçte gönüllülük sürecinde senin de deneyimsel olarak güçlendiren bir takım kurumlar oldu ama bundan önce bu kurumları anlatmadan önce sivil toplum ve gönüllülükle tanışman nasıl oldu? Bize bahsedebilir misin? Sivil topluma gönüllülükle danışmam aslında şöyle oldu. Benim ailemde zaten gönüllü olan insanlar vardı ve görüyordum. Yani gönüllü ortamın içine büyüdüm diyebilirim. Atıyorum mesela annem her zaman Greenpeace'e aktif olarak katılıyordu. İşte babamın işte Odalar Birliği'nde çalıştığını görüyordum. Dolayısıyla gönüllü bir aileye doğdum aslında. Bir noktada içinde büyüdüm olayın diyebilirim. Süper. Peki bu süreçte nerede, nasıl, üniversitede mi daha çok güçlendi, lisede mi daha çok güçlendi? Biraz o aşamalardan da bahsedebilir misin detaylı olarak? Tabii. Şöyle aslında lise 3'e falan denk geliyor benim biraz daha sorun tespiti yaparak işte çözümün bir parçası olmak istediğim ne karar vermem. Şöyle ki lise 3 gibi falan işte böyle 17 yaşına giriyoruz ve işte lisede ergenlik bunalımları işte ben hayatta ne olacağım gibi dertlerimiz varken fark ettim ki aslında çok fazla sorun belirliyorum hayatta. Yani gördüğüm bir sürü eşitsizlik var, eğitim sorunu var, hayvan hakları var, işte cinsiyet eşitsizliği var, çevre sorunu var. Ve bunların hepsinin de bir yandan çözümü olmak istediğime karar verdim. Yani sadece seyircisi ya da sorun tespiti yapan insan değil, seyirci kalmak istemediğime karar verdim. Dolayısıyla dedim ki ya 17 yaş da aslında güzel bir yaş yani farkında olmak için. Şimdi çok daha erken farkında oluyorlar gerçi. O zaman Aynen. farkındalığımla beraber dedim ki ne yapabilirim? Sosyal medya hemen Instagram'dan önüme çıkan tüm sayfaları falan yazdım. Ne yapabilirim? Gönüllü olmak istiyorum. Ne yapabilirim? Gönüllü olmak istiyorum. Biraz kovaladım açıkçası. Ve bundan sonra da böyle bir giriş yaptım diyebilirim. 17 yaşım gibi falan.
Süper. Gayet ideal bir yaşta. Normalde gönüllülük 17 yaşına doğru ya da 16 yaşlarında aile gözetiminde de aile izni olması doğrultusunda derneklerde gönüllük yapabiliyor çocuklar ya da gençler. Bilginiz olsun. Burada eğer çevrenizde böyle lisede ya da 16 yaşına doğru ya da 15 yaşına doğru gençler görürseniz şaşırmayın. Bunu tamamen gözetim noktasında, aile gözetiminde gerçekleşiyor. O yüzden derneklerde bunu önemsiyor. Bununla birlikte ne? Peki bu kadar uzun yıllardır gönüllü kalabildin? Hani sonuçta gönüllülük bitebilen bir şey. Bazen çok kısmi anlamda işlerden dolayı, sağlıktan dolayı ya da belirli noktalardan dolayı. Ama öğrencilik zamanlarında gönüllülüğünü bir şekilde aktif tutabildin. Çünkü yoğun bir öğrencilik hayatı var hepimizin bir şekilde dersen. Peki burada seni motive eden unsurlar neler oldu? Bence şöyle, gönüllülük bir hayat dinamiği olarak hayatınıza yerleştiği andan itibaren, yani gönüllülükten vakit artsa yine başka bir şeyle doldurmaya çalışıyorsunuz. Biraz bu tam büyüme çağına denk gelmesiyle alakalı bir şey bence bu farkındalığın. Çünkü hayatında bir çözümün parçası olmak için karar verdiğinde, ondan sonraki adımlarda diyelim ki bir kampanyada gönüllülük yaptın. O kampanya bitti ve sınav dönemindesin. Ama yine de halihazırda hayatında işte günde bir saatini falan bunu ayırmaya kendini motive ettiğin ve alıştığın için atıyorum o kampanya bitse ve sınav döneminde olsam dahi yoldan geçerken bir sokak hayvanına yardım edesin geliyor. Yani hayat dinamiği haline getirmek bence insanı sürekli olarak içinde tutuyor. Yani ben şu an gönüllü olmadığım bir hayat düşünemiyorum açıkçası. Çünkü hayatımın çok içinde bir yerde. Dolayısıyla bir iş gibi değil de hayatın bir parçası olarak görmek motive kalmayı sağlıyor diyebilirim. Süper, gayet nitelikli ve net cevaplar. Tabii ki derinleşeceğiz. Tabii ki bu süreçte biraz nasıl tanıştığını, nasıl bu sürecin motive ettiğini konuştuk. Peki o halde şöyle sorayım biraz daha güçlendirmek adına. Gönüllü olarak hangi sivil toplum örgütlerinde ve çalışmalarında yer aldın? Hani bu süreç boyunca bunlardan bayağı detaylı olarak bahsetmeni rica ediyorum ki burada bizi izleyenler de hani belki de dediğimiz gibi bir rehber olması açısından da yönlendirici olabilir diye düşünüyorum. Buyurun. Bu biraz uzun ve karışık bir soru benim Ha için. Çünkü işte Hayvan Hakları Empati Derneği'yle falan girdiğim ve en son UNFPA ile çıktığım falan bir yolculuk. Şu an için tabii o da. Şöyle ilk başlarken çok daha böyle yerel çalışmalardaydım açıkçası. Yani 18'den de küçük olmam nedeniyle çok daha yerel ve küçük gruplarda başladım ve Empati Derneği'yle başladım diyebilirim. Empati hayvan haklarını koruyan bir platform. hı. Sosyal medya temelli çalışıyorlar ve küçük küçük de yerel ekipleri var. Yerel ekipler yerellerdeki hayvanların sorunlarını tespit ediyor. Diyelim Ankara'nın Çankaya Barınağı'nda ne sorun varsa, mamasızlık varsa mesela onu tespit ediyor. Ve gidip bunu yayıp sosyal medyadan yardım topluyordu. İlk başta Empati'nin sosyal medya sonuçlarından biri olmakla başladım. Sonra devamında bu ülkedeki çoğu kadının dikkatini çeken cinsiyet eşitsizliği sorunu dikkatimi çekti. Ve işte kadın savunma ağlarıyla falan çalışmaya başladım. İşte 8 Mart'lar o sırada şeyi fark ediyorum. Aslında yapabileceğimizden daha fazla şey yapabiliriz. Atıyorum bir kadın olarak büyürken fark ettiğiniz sorunlardan birisi eşit temsil hakkınız yok. Yani belli başlı sorunlarınız var ama bu sorunları dile getiremiyorsunuz. Atıyorum ondan sonra dışarı çıkamıyorsunuz ve bunu dile getiremiyorsunuz bile çünkü düzen buna göre çalışmıyor. O zaman büyürken fark ettiğim bence gönüllülük çok el vermeyle ilerleyen bir şey. Ve benim de işte benden bir iki yaş büyük her zaman liseden işte katıldığım etkinliklerden tanıdıklarım oluyordu. Ve onların açıkçası gittiği yerleri çok takip ediyordum. Yani kendime sürekli gönüllü idolleri seçip onların yaptığı gönüllülükleri kendime hedef belirliyordum. İşte mesela 17 yaşındayım, bir sonraki sene diyorum 8 Mart'ın gece yürüyüşüne ben de katılacağım. Böyle kendime hedefler ediniyordum ve sonra işte kadın çalışmalarıyla devam ettim. 18'ime bastıktan sonra adım adım platformu var. Koşularınızı bağışa çevirebiliyorsunuz. STK'larla koşucuları bağış birleştiren bir platform. Halihazırda koşan ve sporu seven bir insansınız. Müthiş bir fırsat katılmak için. Ben sporu seven bir insanım ama koşan bir insan hiç değildim. Bir gün mail geldi. Sanırım UNICEF'te veri tabanında vardım. Her şeyin veri tabanında kayıtlıyım bu arada. Yani gönüllülük aktif olarak yapmasam bile her platformun mutlaka veri tabanına kayıt oluyorum ki e-mail üzerinden işte subscribe yapıyorsunuz. Ve bu sayede bir proje olduğunda, bir yardım çabası olduğunda o mailler geliyor size. Yani biraz bu zaten proje ilerleyen bir sektör gönüllülük. Dolayısıyla bunu takip edebilmek açısından işte bu mail ağlarına katılmak falan çok verimli. Bu UNICEF'inkindeyken doğru hatırlıyorsam,
Bana bir mail geldi. İşte bu maratonda bizim için koşmak ister misin? Team UNICEF'e katılmak ister misin falan. Ben bu sayede dedim ki neden olmasın, artık 18'im. Yasal olarak kendi adımla bağış toplayabiliyorum. Nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Sonra zaten katıldıktan sonra ülkemizdeki çoğu STK, yani Türkiye'de var olan çok donanımlı ve aslında yıllardır çalışan STK'lar. Ne kadar gönüllüler yeni yeni aktif olmaya başlıyor olduğunu görsek de STK sektörü aslında bayağı eski Türkiye'de. Dolayısıyla siz girmek ve bir şeyler yapmak istediğiniz andan itibaren size bütün o nasıl yapacaksın, neler yapman gerekiyor, işte insanlara nasıl ulaşacaksın, kampanyanı nasıl hazırlayacaksın, her şeyi yolluyorlar. O açıdan aslında çok kayıp bir sektör değil. Yani çoğu arkadaşım da şey görüyorum, işte başlasam da nereden başlasam. Biz yerden başladıktan sonra aslında devamı çok hızlı geliyor. İşte Team UNICEF'in başvur, ben de dedim ki koşayım madem. Dediler ki işte Adım Adım diye bir platform var. Adım Adım'a kaydoluyorsun, kendi kampanyanı açıyorsun. Sonra kampanyanı işte bizim için koşmak istediğini belirtiyorsun. Sonra işte belli miktarlar belirlemişler. Atıyorum o zamanki ücret 333 liraydı, engelli bir çocuğun eğitime erişim ücreti. Her 333 lirada bir çocuğu ve bir öğretmenin masrafını karşılamış oluyorsun aslında. Bu şekilde bir kampanyaları vardı ve böylece adım adımla da tanışmış oldum. İşte maratonları, koşuları koşup adımlarımızı iyiliğe çevirdiğimiz ve bu koşularla işte bak ben koşuyorum, sen de benim için bağış yaparsan beraber bir çocuğa umut olabiliriz falan diyebildiğimiz platform. Adım adımla böyle tanıştım. 18'e girdiğim seneydi. Bir arkadaşım da peşimden sürüklemiştim bu arada. Ben her gittiğim yere ne kadar tek gitmeyi sevsem de, yani yalnız kalamamaktan değil, ama sen de gel çok güzel olacak, sen de gel çok güzel olacak diye her gittiğim yere bir arkadaşımı sürüklüyorum mutlaka. O dönemde lisedeki en iyi arkadaşımı sürüklemiştim ve beraber işte gel dedim UNICEF için koşarız. Onu da böyle, yani UNICEF'in mailiyle alakası yok, adım adımın ne olduğunu ben anlatıyorum falan, ama böyle çok hızlı örgütlenebilmek bence güzel bir beceri 21. yüzyılda. Çok hızlı böyle örgütlenip gideceğiz falan deyip Ankara'dan kalkıp İstanbul'a gittik. Ki il dışından gelen UNICEF'in çok gönüllüsü yoktu aslında. Biz biraz heves edip gitmişiz. Bu da gençliğin verdiği aslında bir heves. Yani şu anda bu hevesi yapmakta hiçbir sakınca yok. Belki çok daha büyüdüğümüzde bunu yapacak işte daha böyle karar mekanizmaları, ailemi bırakamam falan gibi şeyler olurum. Gençken insan pek bunları düşünmüyor. Dolayısıyla oradan itibaren işte UNICEF için bağış topladık ve aslında Birleşmiş Milletler kurumlarıyla tanışmam bu sayede oldu. UNICEF'in İstanbul ofisine gitmiştik. İşte oradan bize tişörtlerimizi verdiler. UNICEF'in görüntüsü olarak böyle resmi adımız yazıldığı falan. O şekilde Birleşmiş Milletlerle tanıştım. Devamında şöyle ilerledi. Gene aynı sonbahar işte Avrasya Maratonu'ydu koştuğumuz İstanbul'da. Döndüm, Kasım gibiydi gene. Dedim ki ben çevre için bir şeyler yapayım. Fridays for Future var. Ben sanıyordum ki ona hepimiz katılabiliyoruz, ama o biraz daha lise, ortaokul temelli bir oluşummuş. Greta Thunberg'in devamı olduğu için. Dediler ki hani biz biraz daha öğrenci kalıyoruz, sen üniversiteye başlamışsın. Diğer acaba işte Greenpeace'i falan denesen mi? Dedim tamam, Greenpeace'e dünden razıyım ben. İşte annem zaten Greenpeace'deydi falan. Greenpeace'in sitesine girdim. Formu vardı. İşte gönüllü olmak istiyorsan bu formu doldur, yerel ekip seninle iletişime geçecek diye. Şu an korona olduğu için tüm yerel ekipler biraz yavaş çalışıyor açıkçası. Çünkü normal şartlarda oryantasyonlar oluyor, mülakatlar oluyor. Yani mülakat şey gibi değil. Neden seni almalıyız ve bu işe uyum sağlayan becerilerin neler gibi değil de. İşte tanışalım, motivasyonları neler, biz neler yapıyoruz, birbirimizin ihtiyaçlarını karşılayacak mıyız? Çünkü sonuçta gönüllülüğe giderken biz belli başlı ihtiyaçlarımız oluyor. Atıyorum işe yaradığımızı hissetmek istiyoruz. Çözümün gerçekten bir parçası olduğunu görmemizi istiyoruz. Bir fark yarattığımızı görmek istiyoruz. Dolayısıyla bunların konuşulduğu ortamlar oluyordu, ama korona nedeniyle ya şu an aktif bulunduğum tüm örgütlerde bir yavaşlama var gönüllü alımında. Ama bitti de değil bu arada. Yani yavaş yavaş da olsa alım devam ediyor aslında. Koronada ne yapabilirim diyorsanız sırf korona için kurulmuş bir sürü yardım ağı var. Bunlara destek için bir sürü mesaj atabilirsiniz mesela. Lütfen ben de yardım etmek istiyorum diye. Çünkü biraz böyle didikledikçe geliyor. Yerel ekibine başvurdum Greenpeace'in. Greenpeace'in ne yaptığını hepimiz az çok aşikarızdır. Çevre sorunlarına dikkat çekmeye çalışan ve gerçekten de bir şeyleri ciddi ciddi küresel boyutta kazanan bir örgüt Greenpeace. Ankara yereli benimle iletişime geçti ve Greenpeace Ankara yerelinin gönüllüsü oldum. Greenpeace aslında çok güzel bir örgüt, çok küresel ve yerleşmiş olmasından kaynaklı. Girdiğiniz andan itibaren çoğu STK'da ve işte gönüllü örgütlerinde bu eğitimleri alıyorsunuz. Ama özellikle Greenpeace gibi çok küresel olanlarda küresel eğitimler alıyorsunuz. Greenpeace'e girdiğim andan itibaren Green Speaker eğitimi vardı mesela.
İşte çevreyi, çevre sorunlarını nasıl konuşuruz, bu konuşmacı nasıl olunur ve Greenpeace adına bu temsil nasıl yapılır. Sonra en sevdiğim eğitimlerden biri şiddetsizlik eğitimi, şiddetsiz eylem atölyesi diyoruz. Şiddetsizlik eğitiminde de aslında STK'ların ve gönüllünün çok kilit noktası olan şiddetsiz iletişimi öğreniyorsunuz. Çok kilit bir nokta bu çünkü yapmaya çalıştığımız şey aslında gönülden bir şey. Ve sorunun değil işte çözümün bir parçası olmak istiyoruz. Dolayısıyla şiddetsizliği öğrenmek çok kıymetli bir noktada. Şiddetsiz iletişimi kurmak yani şiddetsiz iletişimden kastımız şey de değil. Atıyorum karşıdakine yumrukla dalmayın gibi bir açıklama değil aslında. Şiddetsiz iletişimde şunu öğreniyorum. Atıyorum bir muhatabın var ve bu muhatabının Greenpeace gibi yerlerde tüm bakanlığı muhatap alıp bir imza kampanyası başlatıyorsun. Ve bakanlığa bu imzaları teslim etmen gerekiyor. Eğer suçlayıcı bir dil kullanırsan, eğer işte senin hali hazırda beyhude bir çabada sarf ettiğini düşünen insanlara karşı agresif bir tavır tutunursan, sana ne bile dersen o insanı da kızdırmış oluyorsun ve o çözüm yolu kapanıyor. Halbuki biz bunu istemiyoruz. Yani şiddetsiz iletişimi öğrenmeye başladığın andan itibaren karşıdaki insanın seni anlama ihtimali çok daha fazla. Çünkü sen şiddetsiz bir biçimde gerçekten derdini dile getiriyorsun. Karşı tarafı suçlamıyorsun. Karşı tarafı da çözüme dahil etmeye çalışıyorsun. Ya karşı tarafın sorunun bir parçası olduğunu düşündüğünüz durumlarda bile atıyorum işkence olan hayvan barınakları diye bir haber çıktı mesela. O barınağa kızmak yerine barınakla iletişime geçmek çok daha verimli aslında. Şiddetsiz iletişim bunu sağlıyor. Çünkü barınağa kızdığınızda ya adam sizi engellese, hakkınızda işte uzaklaştırma kararı çıkarsa o adamla iletişimi kestiniz mecbur ve bir çözümü değiştiremediniz aslında. Çözüm de olamadı orada. Ama adama aslında yavaş yavaş gitseniz, işte mama sıkıntısı mı var bakalım, işte hayvanların temizliğiyle mi ilgilenemiyorsunuz, biz varız, gönüllülerimiz var, biz yapalım dediğinizde o adamla iletişiminiz de artıyor. Ya herkesin sizinle aynı düşüncede olmasına gerek yok ama aynı iletişim düzeninde sağlayabilmek gönüllülükte çok önemli. Lafı uzattım, Greenpeace'den sonra neler yaptım? Şöyle, okulda İlk Yer Vakfı vardı. İlk Yer yatılı bölge okullarına giden ve yatılı bölge okullarındaki çocuklara yardım götüren bir topluluk. İlk okulun ODTÜ'ye girdikten sonra oryantasyon günlerinde bir videoları vardı. Böyle salya sümük ağlayarak izlediğim. Çünkü çok dokunaklı bir şey, şey gibi. Atıyorum ben Ankara'da büyüdüm ve Ankara'nın göbeğinde Çankaya'da büyüdüm. Ve hiçbir zaman mesela bir kalem kutusunun olmamasının derdini bilemedim ne olduğunu. Ya da okula elinde bir tane defterle gidip 5 kilometrede yürümek zorunda kalmanın derdini hiç bilemedim. Ama ilk yerde yatılı bölge okullarında şey görüyorsunuz. Bu çocukların aile desteği yok. Çünkü yatılı bölge okullarının çocukların çoğu aslında ailelerinden kopmuş çocuklar ve yatılı okuyorlar. Evleri çok uzakta. Çoğunun evi bile yok. Yani annesi babası yok. Atıyorum sadece babaannesi bakmak zorunda kalmış. O da yatılı bölge okuluna yollamış. Oradaki imkanlar çok kısıtlı. Çünkü imkanlar dahilinde yaptıkları şeyler hiçbir zaman fırsat eşitliğini yakalayamıyor. Nasıl yakalasın? Aynı imkanlar hiçbir zaman gitmiyor. Çünkü buradaki fırsat eşitsizliğini hepimizin atıyorum benim evde otururken benim fırsat eşitsizliğimi yenmemin sebebi anneme babamın bana bu imkanları sağlayabiliyor oluşu. Ama aynı imkanları sağlayamadığı noktada kopuyorsunuz, insanlardan kopuyorsunuz, eğitimden kopuyorsunuz. Yani bir test daha çözemediğinde o çocuk aslında bir lise geri düşmüş oluyor. Bir lise geri düştüğünde aslında ODTÜ'ye girme şansını kaybediyor. Çok zincirleme giden bir eşitsizlik aslında. Dolayısıyla ben de dedim ki tamam neden olmasın? Aktif olarak yolculuk yapılan gönüllere katılmadım. Çünkü her gönüllülük aslında ne kadar verirseniz o kadar alıyor sizden. Yani isterseniz ki ben tüm hayatım işte ya yani tüm gönüllülük enerjimi Greenpeace alacağım derseniz gerçekten tüm gönüllülük vaktinizi orada harcarsınız. Ben biraz daha her sorundan biraz ilgileneyim haberim olsun insan olduğum için. İşte ilk yarında depo çalışmalarına katıldım. Depoda kitapları kaç defa düzdük, depo dağıldı, yardım gelmedi, yardım kampanyası açtık. İlk yarın eski mezunlarına ulaştık. Bu noktada işte çocukların eğitimiyle, eğitim eşitsizliğiyle, çocuk gönlüyle biraz daha yakınlaştım diyebilirim. Devamında gene aynı oryantasyon haftasında LÖSEV okuldaydı. LÖSEV'in standlarını her yerde görebilirsiniz. Tam olarak her yerde görebilirsiniz. Yani özellikle Ankara'da, Kocaeli, İstanbul yani büyük şehirlerin hepsinde LÖSEV'i görebilirsiniz aslında. LÖSEV de gene Greenpeace gibi çok köklü ve çok donanımlı bir örgüt. Dolayısıyla LÖSEV'i görünce hemen yanlarına gittik. Yine bir arkadaşımız yüklemişti. Bir gelsene, bir gel. Bir şey soracağım LÖSEV'e falan diye. Ve zorla onu da gönüllü yapmak üzerine ikimiz de adımızı yazdık ve gönüllü olduk. Öğrenci gönüllüsü olduk LÖSEV'inde. LÖSEV'e gittiğinizde de şöyle oluyor. Aslında
alanınıza göre sizi gönüllülere ayırıyorlar. Yani çoğu örgüt, eğer çok böyle daha küçük örgütlere gitmediyseniz, sizi alanınıza göre, atıyorum sen ne katabilirsin bu örgüte? Öğretmenlik mi yapabilirsin? İşte yoksa tıbbi gönüllülük mü yapabilirsin? Bilgilendirme mi yapabilirsin? Yoksa atıyorum sadece eşya mı taşıyabilirsin? İlk yerde yaptığım oydu mesela biraz benim. Yoksa mesela işte müzik mi yapabilirsin? Oyun mu oynatabilirsin diye soruyorlar. LÖSEV'e de bu sayede müzik gönüllüsü olarak girdim ben. Müzikle daha önceden de ilgim vardı ve alakam, biraz eğitimim de vardı. Dolayısıyla LÖSEV'e de müzik gönüllüsü olarak girdim. Müzik gönüllüleri de LÖSEV'de şunu yapıyor. Yani bu formları doldurup girdikten sonra size hemen ulaşıyorlar zaten. Hemen dedim yani, bir ay olur, iki olur, buna kızmamak lazım. STK'lar çok yoğun çalışıyor çünkü çoğu zaman. Girdikten sonra size gene mailler ve mesajlar düşmeye başlıyor. Atıyorum bir mesaj geliyor. Diyor ki hafta, 2 hafta sonra Cuma günü şu saatte şu saat arasında müzik gönüllüleri toplanacağız. Çocuk şarkıları öğreneceğiz. Bundan 2 hafta sonra da gidip bu aldığımız eğitimdeki şarkıları ve müzikleri işte LÖSEV'li çocuklara hastanede çalacağız falan gibi güzel bir süreci var. Anlatıyor. LÖSEV'de de bu sayede işte çocuk çalışmalarında gene biraz daha aktif oldum. Gene aynı yaz çocuk çalışmalarından devam etmek gerekirse, ODTÜ'deki arkadaşlarım aracılığıyla dediler ki bir tane projemiz var. İşte imkanı daha az olan, fırsat eşitsizliğinin daha fazla hissedildiği Ankara'daki semtlere gideceğiz. Ve her birimiz bir şeyler öğretip yaz okulu yapacağız, ücretsiz. Şimdi ücretlisi çok bunun. Yani hepimizin bildiği gibi ücretli yaz okulu çok fazla. Ama gene fırsat eşitsizliğinin hissedildiği yerlerde ücretsiz ulaşımı çok az. Çünkü zaten bir, bu kadar emek insanlar çok fazla genelde koymuyorlar. Yani ben yaptım bu gönüllükleri ama kabul etmem lazım. Gerçekten emek koyuyorsunuz. O emeği koymaya gönüllü olmanız lazım. Yani her aşamasında ne kadar çok yol gidiyorum diye düşünmeye başladığınız anda o size zul gelir. Onun yerine şunu düşünmemiz gerekiyor. Oraya gittiğinde çocuklar ne kadar mutlu olacak? Oraya gittiğinde bir çocuğun hayatına ne kadar dokunabileceğim diye düşünmek lazım. İşte bu proje yardımıyla dedim ki ne yapabilirler? Dedim. İşte bana sordu, sen ne yaptırabilirsin çocuklara? Ben dedim gene çocuk korosu yapabiliriz. Bir koro eğitmeni arıyordu onlar da, arkadaşlar da zaten. Bu sayede bu Keçiören'e gitmiştik biz. Ama tam semti hatırlamıyorum, yanlış olmasın şimdi. Keçiören'e bağlı bir yerdeydi. Buraya gittik ve bunu burada da işte çocuk korosu falan kurup yönettim. Aslında baktığınızda çok küçük gibi görünen bir iş ama hayatında ilk defa piyano sesi duyan çocuk vardı orada. Mesela ben küçükken konservatuvara gitme imkanı buldum. Devlet konservatuvarına. Ailem çünkü hevesliydi ve ben de alan bir çocuktum. Ama mesela orada gerçekten aldığım eğitimi aktarabilmek aslında o güzel etkiyi yaratan şeydi. Çünkü dediğim gibi telefondan uygulama var, atıyorum. Hoparlörümü götürmüşüm. Çocuklara tek tek enstrüman seslerini verip hangi ses olduğunu anlatmaya çalışacağım. Gerçekten ilk defa piyano sesi duyan vardı. Bu ne sesi, hiç duymadım diyordu. İşte keman sesi deseniz zaten çok daha az. Piyano hani gene biraz daha bilinebilir. Çocukların bildiği bir flüt, o da devlet zorunlu koştuysa ve ailesi alacak kadar şanslıysa. Onun dışında böyle ciddi bir şekilde düşüyor çocukların müzik bilgisi. Ki müzik, yani aslında müzik işte ruhun gıdasıdır, sanat, insan gelişme çok önemli dediğimiz bir noktada, bir yüzyılda bu kadar fazla erişemeyen insan olduğunu görmek, şöyle söyleyeyim, beni üzmekle beraber tabii ki haliyle aslında öfkelendirmiyor. Yani yapılabilecek ne kadar çok şey olduğunu gösteriyor. Yani oraya yaz okuluna gidip bir sürü çocuğa ulaşabiliriz demek bu çünkü. Belediye sağ olsun destek veriyor bu çalışmaların işte son günlerine. Çocuk şenliği yapıyor Çankaya Belediyesi. Burada da bu çocuk koroları konserler veriyor. İşte çocuklar öğrendikleri o 2 haftada hangi şarkıları öğretebildiysem, genelde çocuk şarkıları tabii ki, ne kadarını öğretebildiysem bunları konser veriyoruz hep beraber. İşte aileleri dinliyor, oraya gelen insanlar dinliyor, işte parktaki insanlar dinliyor. Ve çocuklar hayatlarında ilk defa konser veriyorlar. Kaçımız hayatımızda konser verme şansını yakalıyoruz ki? Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir etki yaratıyoruz aslında. Ben gerçekten mesela konservatuvardaki arkadaşlarımdan çok daha yetenekli çocuklara rastladım. Yani onlar yeteneksiz manası değil. Çok yetenekli ama hiç farkında değil. Atıyorum yani insanın ses ayrımını yakalayabilecek belli bir frekansı vardır. Bunun çok daha altında yakalayabilen çocuklar vardı. Ve işte ailelerine diyorum, devletin işte sanat liseleri var ve bu sanat liseleri devletin, yani ekstra para vermesi gerek yok. Sınavına mutlaka gidin ve sokun çocuk. Çok yetenekli diyebiliyorsunuz. Belki de aile size güvenir veya da işte bunun çocuğun yapabileceğine güvenir ve bir şans tanırsa
Çocuğun belki ufku değişir. Atıyorum liseye girmez ama en azından müziği etkisi olduğunu keşfeder. Canı sıkıldığında bir şarkı söylediğinde sesini kötü olsa da iyi olmasına rağmen ben de öğrendiği bir şarkıyı söylerken neşesi yerine gelir belki. Çok küçük farklarla aslında çok büyük şeyler yaratabiliyorsunuz özellikle çocuk çalışmalarında. O yüzden bence çok kıymetli. Devamında neler yaptım dersek. Şöyle bu işte hazırlığı tamam o üniversitedeki ilk seneyi tamamlamama denk geliyor. Sonrasında tabii ki bana yetti mi yetmedi. Şöyle oluyor çünkü dediğim gibi STK çalışmaları, gönüllü çalışmalar çok şey ilerliyorlar dediğim proje proje. Yani her dönem olmuyor. Atıyorum yazın yaz okulu yapıyorsunuz, kış başlıyor, yaz okulları bitiyor. Oradaki iş boşa çıkıyor. Atıyorum işte Kasım'da Avrasya Maratonu'nu koşuyorsunuz. Mart'ta işte Antalya'yı koşuyorsunuz. Bursa'da Eker Run var ama birkaç koşu var. Yani sürekli koşmuyorsunuz. Ve sürekli olarak bu projeler sizden efor götürmüyor. Ve efor boşa çıktığında da doldurmaya çalışıyorsunuz. Yani bir dizi izleyeyim demiyorum da artık hadi bir şeye gönül yapayım, bir şeyler yapayım diyorum. Dolayısıyla neler yapabilirim, neler yapabilirim sürekli. Yine Birleşmiş Milletler'in bu sefer UN Volunteers var. UN Volunteers'ın internet tabanı var. Gönül bu tabana kaydolup işte nedir onun adı? Proje geldikçe o projelere başvurabildiğiniz bir tabanı var. Bu tabana gittim üye oldum. Dedim ki çünkü işte ya Türkiye'de de bu arada projeler oluyor. Bu UN Volunteers, Birleşmiş Milletler deyince insanlar böyle yurt dışına nasıl çıkacağım diye düşünebilir. Ama tüm Ankara'daki Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi'nde gönüllü arıyoruz diyorlar. Ve hemen başvurabiliyorsunuz. O tabana gönüllü oldum. Devamında gene o tabana gönüllü olduktan sonra işte Greenpeace çabaları tekrar ederken bir tane arkadaşım vardı. Zeka Vakfı'nın oyunlarına katılan böyle matematik ve zeka olimpiyatları oluyor Türkiye'de. Bu oyun diyorlar Zeka Vakfı'nda. Bu oyuna katılan bir arkadaşım vardı. Ben dedim ya kimmiş bu Zeka Vakfı ne yapıyormuş? Onlar da ODTÜ kampüsündeydi. Sonra Zeka Vakfı'nın ne yaptığını ne ettiğini öğrendikten sonra bir fark ettim ki aslında farkında olmadan Zeka Vakfı hayatımın içindeymiş. İşte ilkokulda yarışmasına katılmışım, evde Zeka Vakfı'nın yayınlarında olan bir sürü işte Emre Anhalıcı'nın kitabı varmış zaten. Baktım bu kadar içimdeymiş. Dedim ki ben gönüllü olmak istiyorum hemen. Ben de sizinle çalışmak istiyorum, işler yapmak istiyorum. Yine onlarda da aynı bir işte form prosesi var. İletişim bilgilerinizi yolluyorsunuz, form size geliyor. Formu doldurduktan sonra gene dediğim gibi şu an korona olduğu için bu kadar hızlı ilerlemiyor ama gene aynı proses ilerliyor. Bir iletişim bilgilerinizi yolladıktan sonra size gönüllü formu yolluyorlar. Gönüllü formu dolduruyorsunuz. Neler yapabilirsin diye soruyorlar. Vakfa nasıl katkı sağlayabilirsin? Buradaki etkinliklerde şey var işte. Gönüllü eğitmen olabilirim. Sosyal medya yapabilirim. Grafik tasarım yapabilirim. Editör olabilirim. Seçiyorsunuz. Ben işte İlk başta genel gönüllü grubuna dahil olmuştum. Çok böyle ne yapacağım bilerek gitmedim aslında Zeka Vakfı'na. Ama içine dahil olduktan sonra fark ettim ki çok güzel şeyler var. Yani gerçek anlamda çok güzel şeyler var. Yani içerik yazıyorlar, içerik üretiyorlar, oyunlar yapıyorlar, atölyeler düzenliyorlar. Yani gerçekten gelen insanlar var. Takipçisi Zeka Vakfı'nın çok fazla düzenli takipçisi. Ve bu takipçilerine sundukları bir sürü bir şey var. Dolayısıyla Zeka Vakfı'nda böyle her şeyi gördükten sonra çok heveslendim ve dedim ki yazı yazabilir miyim ben de? Hiç unutmam verdikleri tepkiyi. Benim işte gönüllü sorumlum şey demişti. Çok iyi bir fikir, çok seviniriz, kesin yaz dedi. O kadar heyecanlandım ki çünkü hayatımda hiç yazı yazmamıştım aslında ben. Yani evde kompozisyon yazarsınız, ders yazarsınız ama hiç yayınlanan bir yazım yoktu. Ve bu kadar hevesli karşılamalar o kadar hoşuma gitti ki. Ben de dedim ki tamam hemen yazayım o zaman. Sonra yazımı yazdım. İşte neler yaz, nasıl yazabilirsin? Kaynakların neler olabilir? Küçük bir işte briefing veriliyor. Bunun ardından ilk yazımı yazdım, yolladım. Ve çok az bir düzeltmeyle gerçekten de hemen yayınlandı. Yani STK çalışmalarında gene gördüğüm şey var burada noktada da. Verdiğiniz her şeyi alıyorlar. Hiçbir emeğiniz boşa gitmiyor gerçekten. Yazabilir miyim diyorsun? Yaz diyorlar ve ben o günden bugüne en az 50 tane yazı yazmışımdır. Ve bazı yazılarım 100 tane okunurken bazı yazarın 3000 kişinin okuduğunu falan gördüm ve benim için müthiş bir etki. Yani 3000 kişinin okumasını bırak anneme okutamazdım yazdığım yazıları. Dolayısıyla kendi kendime aslında çok büyük değişim yarattığını falan görüyorum. Ve Zeka Vakfı aslında tam korona döneminde yazı yazmaya denk geldiğim bir dönemdi. Koronanın patladığı zamanlarda evde böyle depresif oturduğum bir dönemdi. Bu dönemde yazı yazmaya başlamak bana da çok iyi geldi. İşte yazılar yazıyorum. Bunlar işte psikolojiyle alakalı. Psikoloji benim yan dalım olarak çok severim. Psikolojiyle ilgili yazıyorum. İşte
Mesela ben kendimi koronada nasıl toparlıyorum? Bunu bilimsel dayanağı ve insanlar nasıl koronada kendini toparlayabilir? Bunu iletiyorum. Zeka Vakfı'da gene her yazımı sağ olsun hiç bugüne kadar reddedilen bir yazım olmadı. Bir iki düzenlemeyle atıyorum D'yi yanlış yazmışsınız ya da kaynağınızda bir sıkıntı vardır. Düzenlemeyle birazcık düzeltir misin maksimum deyip yazılarınızı gerçekten kırmadan yayınlayan bir yer. Zeka Vakfı'nı çok seviyorum bu yüzden. Kendilerine buradan öpücükler ve çok saygılar. Zeka Vakfı'nda hala aktif olarak haftalık yazım çıkıyor. Düzenliğe döktük bunu. Haftada bir, maksimum iki yazım çıkıyor. Genelde psikoloji içeriği. Gene Zeka Vakfı'nda da bu şekilde içerik üretici gönüllü olarak devam ediyorum diyebilirim bunun başlığına. Son olarak şeyden bahsedebilirim. İnekle diye bir kuruluş var. Birebir Eğitim Vakfı'nın. İnekle'de üniversite öğrencileri burs kazanmak için özel ders veriyorlar. Bunun ücreti çok düşük. Normalde bildiğiniz özel derslerden çok daha düşük bir ücret. Dakikası 40 kuruş ve saati 20 lira küsür gibi bir şeye denk geliyor. Bunun amacı şu, öğrenciler kendi bursunu çıkarsın. Ders alan öğrenciler de daha küçüklerde fırsat eşitsizliğini kıralım. Yani 150 lira olan bir özel dersi tüm çok daha fırsat eşitsizliğini hissedilen bir yerde bir öğrenci alamazken 20 liralık bir dersi büyük ihtimalle çoğu insan alabiliyor. Dolayısıyla bu amaçla kurulmuş bir yer. Orada da aktif öğretmenlik yapıyorum. Ve tüm arkadaşlarım da ya sen de öğretmenlik yapsana diye teşvik ediyorum. Amacımız oradan çok büyük paralar kazanmak değil. Gerçekten değil. Zaten bir öğrencinin çok büyük paralar kazanmak gibi bir amaçla oraya geleceğini de düşünmüyorum. Oradaki amacımız şu, cebime harçlık olsun. İşte bir saat ders anlattıysam 20 lira cebime, iki önüm olsun. Karşımdaki insan da mesela ben Ardahan'dan, işte Hakkari'den, Edirne'den, Türkiye'nin diğer ucundan bir sürü insana özel ders verdim. 2000 dakikanın üstünde özel ders vermişimdir. Ki bir senedir falan ineklerin içindeyim. Burada da gene aynı şeyi görüyorum. Yani fırsat eşitsizliğini yıkabilmek. İşte o çocukla normalde ben asla kesişmezdim. Ve yüz yüze bir ders olsa online veriyorsunuz dersleri. Yüz yüze bir ders olsa büyük ihtimalle çok daha fazla bir para talep etmem gerekecek emeğim için. Bu sayede hem o dersini alabiliyor, hem de ben kendim harçlık yapabiliyorum. Hem de güzel bir amaca hizmet etmiş olabiliyoruz. Sanırım böyle özetleyebilirim yaptığım işleri. Şimdi Süper. hatırlarsam. Süper. Özeti 15 dakika boyunca süreci bu kadar iyi özetleyebilmek demek ki içinde bulunduğun her sürece hakim olduğunu da gösteriyor. Yani devamlılık noktasında ya da sürdürülebilir olmak noktasında. Ama tabii ki burada şunu söyleyelim naçizane olarak. Buradaki bahsi geçen kurumlardaki bazı işleyişler hakkında tamamen deneyim tabanlı konuşuyoruz. Burada bizler bilir kişi değiliz. Hani yine en doğru bilgi bu kurumların kendi sitelerinden ve mail üzerinden cevap alabilirsiniz. Onu da dile getirelim. Hani oradaki işleyişin daha detaylı hakkında fikir edinmek isterseniz bahsi geçen ya da bizi sonradan izleyecekseniz lütfen bahsi geçen kurumlara mail atmayı ya da siteleri incelemeyi lütfen unutmayın. Tabii ki burada bahsi geçen kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve beraberinde bir de bir sosyal girişimden bahsettik. Yine İnekli aslında bir sosyal girişim modeli gibi de düşünebilirsiniz. Sosyal fayda odaklı. Orada tabii ki bir kar marjı var ama buradaki kar marjı öncelikli olarak para kazanmak değil, öncelikli olarak sosyal fayda üzerinden odaklı bir çalışma dönüyor. Ve burada da tabii ki öğrencinin de kendine göre bir ayırdığı zaman var ve bu zaman karşılığında da çok gayri hani düşük ihtiyari bir aynı ihtiyaç bazında bir karşılık verilmesi de yine öğrenci dostu bir çalışma alanı yaratmak ve bu noktada yine sosyal fayda odaklı hem öğrenci için hem de gelen kişiler için böyle bir alan oluşturmak da beraberinde gidiyor. UNDP sürecindeki UN Volunteers üzerinden hani uluslararası bir gönül platformundan bahsettik. Buradaki platformdaki başvuru yapacağınız gönül tabanı ya da formu İngilizce olduğunu buradan da dile getirelim ki olur da hani neden Türkçe değil diye hani bunu detaylandırmamıştınız demeyesiniz diye. İngilizce ama çok basit bir İngilizce ile ulaşabilirsiniz ya da Google Translate'i çok aktif olarak kullanabiliyorsanız kullanın gerçekten başvurabiliyorsunuz. Hani mükemmel İngilizce istiyorlar mı? Tamamen projesine göre bütün detayları yine bu Erasmus Plus projenin olduğu gibi zaten bahsediyor. Hani şu ölçekte İngilizce istiyoruz, şu ölçekte destek istiyoruz, şu şekilde gönülde eğitmen ya da bu anlamda şu kadar deneyimi şu alanda olanlar diye detaylar hepsi var. Bu gerek Türkiye içinde gerek Türkiye dışında. Bunun dışında tabii ki adım adım içinde şu an biliyoruz ki yeni bir dönem var ve pandemi süreci ve orada maalesef sahalara inemesek de online koşular dönüyor. İsterseniz siz adım adım takip ederek online bir koşu sürecinden yine siz de bu sürecin en büyük kampanya destekçisi olabilirsiniz. İlla koşmak zorundasınız, hayır, bağış da yapabilirsiniz diyelim. Süper.
Çok güzel. Bu süreçte anlatabileceğin en iyi deneyimsel süreci anlattın ama tabii ki burada şöyle bir sorun var. Hani biz biraz içinde bulunduğun süreci gördük. Hani bunu da şöyle belirtelim. Bu bir süreç bu arada. Hani değil böyle sanki bir senede hepsini yapmış gibi anlattığı gibi görünen şey. Aslında uzun bir süreç. Önceliklendirmeyle dönen ya da o anda ayırabileceğiniz zaman kadar ayırdığınız süreçteki sorumluluk noktasına gelişen bir süreç. Yani dikkat ederseniz her bir süreçte hiçbiri birbirini çok da ya üstüne çıkmıyor. Hani tamamen Nil'in zamanını ve sürecini nasıl yönettiğiyle alakalı bir durumdaki. Ve bu rahat bir 3. Bu şu an okumaya devam ediyor muydun sen Nil? Evet evet okuyorum. Yani şu an kaçıncı yılındaydın? Üniversitedeki 3. sınıfım, 2. sınıfım. Süper. Yani ortalama bir 2-3 yıllık süreçten bahsediyoruz. Onu da belirtelim ki bir anda böyle sanki bir senede bu kadar şeyi nasıl yaptın diye algılanmasın diye söylüyorum. Süper. Bunu da belirttiğimize göre. Ve bu arada tabii ki bir yandan da hatırlatalım. Nil, eğer sorularınız varsa ya da önerileriniz varsa, hani yorumlarınız varsa lütfen yorum kısmından bize ulaşın ki Nil de halihazırda buradayken rahatlıkla anlık böyle ben Nil'e soruyor olur. Can bilginiz olsun. Peki Nil, bu kadar içinde bulunduğun gönüllülük deneyimlerinden bahsettin, süreçten bahsettin. Peki en önemlisi bu süreçte kazandığın somut deneyimler neler oldu? Gönüllülük süreci boyunca. Biraz onlardan bahsedebilir misin? Tabii ki. Şöyle, gönüllülük ne kadar vermeye dayalı gibi görünen bir kavram ve çalışma alanı olsa da bence çok fazla aldığınız bir alan. Yani gerçekten çok fazla aldığınız bir alan. Mesela normal hayatta gönüllülük yapmadınız ve işte sadece kendi çevrenizde, okulunuza gittiğiniz, kendi ilgi alanlarınızla ilgilendiğiniz bir hayatınızda hiçbir zaman kriz yönetimini öğrenmeniz gerekmiyor. Gerçek anlamda işe girene kadar, size bu yetki verilene kadar hiçbir zaman sorun çözmekle bu kadar yüz yüze kalmanız gerekmiyor. Zaman yönetimini bu kadar yapmanız gerekmiyor. Gönüllülüğe girdiğiniz andan itibaren gönüllülüğün sizden istediği şeyler dolayısıyla işte zaman yönetimi, zaman ayırabilmek, işte kriz yönetimi, krizleri çözebilmek, hızlı davranabilmek mesela. Bu gibi becerileri sizden çok istiyor gönüllülük. Çünkü dediğim gibi hali hazırda hayatınızın normal akışında olmayan dinamikler bunlar. Bu becerileri gönüllülükle geliştiriyorsunuz. Yani mesela diyelim ki imza kampanyası var ve bunu topladınız ve imza kampanyası iletildi. Ve şöyle bir yanıt geldi işte. Bakana ulaşamadan bu kampanya reddedilip duruyor. Ya da işte hayvan barınağında mama sıkıntınız var. İşte bir aylık mama bir anda tükendi. Ne yapabilirsiniz? Hangi kanalları kullanabilirsiniz? Hangi kanallarla kime ulaşabilirsiniz? Ciddi bir network geliştiriyorsunuz mesela. Ulaşabildiğiniz insan sayısı gerçekten artıyor. Gerçekten artıyor ama normal şartlara tanışmayacağınız bir sürü insanla tanışıyorsunuz. Ve bu insanlar birbirine çok bağlı insanlar. Yani herhangi bir sektörde bu kadarı var mı veya olur mu bilemiyorum. Ya da mesela iş hayatında bu işte çok daha sadece kar amaçlı sektörde geliştirdiği işte 50 senelik deneyimden kaynaklanan bir network'ten çok daha hızlı bir network'ü aslında bir iki senede geliştiriyorsunuz. Çünkü çok birbirine bağlı bir sektör. Yani şey gibi düşünün. Şimdi İzmir'de deprem oldu. AFAD orada. AFAD'ın orada olmasıyla beraber ihtiyaç haritası da devrede. İhtiyaç haritasıyla beraber işte adım adım kuran Itır Hoca da onu paylaşıyor falan. Birbirlerine çok bağlı bir sektör. Dolayısıyla inanılmaz bir network geliştiriyorsunuz. Bu network neye mi yarıyor? Herhangi bir probleminize yarıyor aslında. Bir sorununuz olduğunda, atıyorum deprem kadar büyük değil de daha küçük bir sorun. İşte yurt dışından bir okula gitmeniz gerekiyor ve o okuldaki bir insanla bağlantı arıyorsunuz. O okuldaki o insan daha önce gönüllülük çalışmaları üzerine bir tez yazmış ve bu adım adım tezini yazmış mesela. Buna ulaşıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben de orada gönüllüydüm. Dolayısıyla ciddi bir ağ oluşturuyorsunuz aslında. Yani Greenpeace'in mesela gönüllüsü olmak gerçek anlamda dünyanın her yerinden tanıdığım bir insan olması demek. Dünyanın her yerden görüşebileceğim bir insan olması demek gerçekten. Zaman yönetimi dediğim gibi gene çok önemli. Çünkü şimdi ben böyle anlatıyorum ve insanlara çok gözüküyor. Ama olay şöyle aslında. Yani ben haftada bir tam günümü vermiyorumdur. Yani 24 saat harcamıyorumdur gerçekten gönüllülük çalışmalarına. O kadar vakit almıyor. Harbiden almıyor yani. Günlük bir saatiniz alsa bu o kadar çok bir saat değil aslında. Diyorum 8 saat uyku yeterliyse ve çok da yormayan bir bölümdeyseniz, tıpı mimarlığı ayrı tutuyorum bazı arkadaşlarım bana kızmasınlar. Çok da yormayan bir bölümdeyseniz ki benim bölüm de çok yoran bir bölüm, çok dolduran bir bölüm değil beni. Bir saatinizi ayırabilmeniz sadece. Atıyorum dizi izlemek yerine dediniz ki ben birazcık insanlarla sosyalleşin. Bu sosyalleşmeyi gönüllülükten yana kullandığınızda gerçek anlamda zaman yönetimini çok dengelemeye başlamış oluyorsunuz. Çünkü varsayalım ders çalışmak için 3 saatiniz var. Ve bu 3 saatinizde
aslında ders çalışacağınız şey işte bir saatte de çok sıkıştırsanız olabilecek bir şey. 3 saatiniz varken o 3 saati yayıyorsunuz. Yani benim özellikle lisedeyken gördüğüm buydu. İşte üniversite sınavına bir senemiz var. Sürekli yaydırıyoruz, sürekli erteliyoruz. Yapacak bir işimiz varsa, işte yapacak bir işimiz yoksa daha sonra. Üniversiteden sadece çalışmak gibi bir görevimiz varken. Ama gönüllü olduğunuzda gönüllülük sizden o bir saati alıyor. Gönüllüye gidip gelmek ve dinlenmek arasında da bir saate ihtiyacınız oluyor. Ve ders çalışmak için sadece bir saatiniz kalıyor. Ve o ders çalışmanın bir saatini çok verimli geçiriyorsunuz gerçekten. Çünkü başka hiçbir vaktiniz yok. Gerçekten o bir saatte o konuyu öğrenmeniz lazım. Dolayısıyla aslında çok daha verimli bir zaman yönetiminiz oluyor. 3 saatim olsaydı ben o konuyu 3 saate yaydırıp belki de çok daha fazla sallayacaktım. Yani özellikle gençken insanda böyle bir erteleme eğilimi, işte sorumluluk bilinci daha yeni gelişiyor. Çok fazla yaydırma oluyor. Ama halihazırda bir saatini gönüllüye verdiğimde bir saati de dinlenme ve aradaki yola işte gittiğinde ya da koronada izliyorum hazırlığına gittiğinde kalan bir saati dersi gerçekten verimli çalışmak zorundasınız. Başka vaktiniz yok. Ve aslında hayatınızı çok daha dengeli bir hale getiriyor. Çok daha verimli bir zaman kullanımını öğreniyorsunuz. Çünkü zamanı doldurmak demek yani ucu ucuna doldurmak değil gene arada bir saat boşunuz var. Ucu ucuna doldurmak geçtiğimizde çok daha işte böyle dolu bir vakit olduğunda daha aktif bir vaktiniz olduğunda bu aktiflikten kastım da şey değil işte. İlla sosyal ve dışa dönük olup işte insanlarla çok kaynaşıyor olmanız gerekmiyor. Bunların bir sürü mutfağı var. Mesela benim Zeka Vakfı'ndaki kendi üstlerimin çoğu çok daha böyle enerjisi içsel insanlar. Ben biraz daha dışa dönük bir örneğim. Ama enerjiniz çok daha içselse bile gönüllülük yapıyorsanız o bir saati harcadığınızda bir saati dinlenmeye ayırıyorsunuz kesinlikle. Ve geri kalan bir saatiniz çok daha verimli geçiyor. Zaman yönetimi de böyle gelişiyor diyebilirim. Ve kriz yönetimi en önemlisi. Çünkü çok kaynakları sağlam bir sektör değil diyebilirim. Yani çok bağışlı olmuyorsa bile bir gelir modeli varsa bile bu gelir modeli de çok aslında bir sermayeye dayalı olmadığı için halihazırda çok riskli ve risk yönetimini hızlı gerektiren bir sektör. Yani atıyorum İnekle'de o ay korona oldu ve öğrenci sayısı patladı. Çünkü herkes evde, herkes ders almak istiyor. Ve öğretmen sayısını arttırmaları gerekti. Ve arkadaşlarımızı çağırmamız gerekti. Yazın ne oluyor mesela? Öğrenciler ders almaktan geri çekiliyor. İşte ona göre bütçe yönetimini yapıyorsun. Mesela atıyorum harçlık gelmeyecek o ay ya da öğrencilere daha az ulaşacaksın o ay. Bunların yönetimini yapman gerekiyor. Dolayısıyla çok gerçekten hayatta çok daha uzun vadede karşımıza çıkacak, belki hiç çıkmayacak becerileri. İşte kriz yönetimi, zaman yönetimi, zamanı verimli kullanma, işte iletişimi nasıl kurmamız gerektiği, kişisel hayatımız dışında da işte çok daha olumlu bir iletişim nasıl kurmamız gerektiği gibi becerileri somut faydalı olarak sağladı diyebilirim. Süper. Bir yandan ama şu an sesle alakalı bir problem yok ama görüntüyle alakalı bir geri bildirim aldık da tamamen şu an flusun. Çok belli olmuyorsun. Bilgin olsun. Eğer o konuda bir çare bulabilirsek eğer Tamam. uğra bilgin olsun. Onun dışında bir yandan İrem Bıyık diye bir şu an bizi izleyen Kocaeli Üniversitesi MBK kulübü sosyal sorumluluk koordinatörüymüş ve anlattığın gibi ben de birçok gönüllü platformda yer aldığını söylüyor ve her yere kaydolduğunu aktif olamasa bile acil durumlarda mail düşsün istiyor. Hani bu noktalarda senin de önerdiğin gibi ve senin gibi daha çok insana dokunabilmek noktasında sen de içinde kalmak ve aşırı ve bir motive edici olduğunu buradan yorumdan bizimle paylaşmış. Onu da paylaşmak istedim. Bununla birlikte tabii ki bu deneyimsel süreç içerisinde dediğiniz gibi bu durum çok önemli. Özellikle zaman yönetimi belki de özel sektörde edinemediğimiz birçok deneyimi burada deneysel olarak deneme şansımız da oluyor. Yani sadece bir kazanım elde etmiyoruz. Mevcut kazanımlarımızı da güçlendirmek noktasında da bir alan olmuş oluyor. Yani hepimizin kendi içinde bir tüm deneyimleri var ve bu deneyimleri güçlendirmek noktasında da gerçekten sivil toplum, gönüllülük ya da sosyal sorumluluk gibi süreçteki alanlarda içinde bulunduğumuz o deneyim bize büyük katkılar sağlıyor. En önemlisi şunu da fark ediyoruz. Sürdürülebilir bir anlayış çerçevesinde ya da devamlılık noktasında. Hani o buzdağının görünmeyen yüzündeki emek tarafı. Hani gönüllülük öyle sadece gönülden gelen ya da hadi yapalım, hadi gidelim olayının ziyadesinde ihtiyaç analizi yapmak
veri bilimi, verileri yönetebilmek, o verileri koordinat edip bilmek, oradaki insan yönetimi sürecini bulunabilmek, sadece insan yönetimi, hani bunu sadece sahada değil, COVID sürecinde şunu anladık ki dijital süreçte de insan yönetimi yapabilmek, dijital araçları kullanabilme yetkinliği vesaire gibi süreçlerde birçok deneyimi beraberinde getiriyor. Tabii ki bu deneyimler birlikte biz de içinde bulunduğumuz profesyonel ölçeklerdeki deneyimleri de ne yapıyoruz? Alana aktarıyoruz. Ya bir kurumu güçlenmesine de katkı sağlamış oluruz. Yani burada sadece bir kazanımdan söz etmek de mümkün değil. Katkılardan da söz edebiliriz. Yani belki de kurumun bir işleyişini kolaylaştırmak noktasında da bir proje döngüsü noktasında da belirli konularda da güçlendirmiş de oluyoruz. Hani bu da önemli. Bunu bir gönüllü tek başına da yapıyor olabilir ya da bir gönüllü toplu olarak da yapıyor olabilir. Yani mesela üniversitesinde belki daha önce sosyal sorumluluğa bir bütçe ayrılmadı diyelim. Yaptıkları çalışma sayesinde öyle bir bütçe ayrılması noktasında bir alan oluşturuyor olabilir o öğrenci topluluğu. Ve bunu gönüllü faaliyetler sayesinde yapıyor. Yani bu iyi bir şey. Yani burada birçok süreçten bahsedebiliriz. Yine dediğim gibi tabii ki zaman yönetimi sürecin en süreci. Hani burada evet şuna da katılıyorum. Hani ben zaman ayıramıyorum noktası biraz kişiyle alakalı ve öncelikleriyle alakalı bir durum. Kesinlikle net katılıyorum. Ama tabii ki belirli bölümler vardır. Ya hani işte tıp gibi, özellikle öğrencilik zamanları için konuşuyorum ben. İşte tıp gibi, mimarlık gibi. Ama bir şekilde ben tıp olsun ya da hukuk olsun ya da mimarlık öğrencileri noktasında benim okuduğum yıllarda da vakit ayırabilen, o sürece zaman ayırabilen insanları da görebildim. Yani bu biraz şey meselesi. Zaman ayıramama değil de sanki ütopik bir kavramdan çekip neyi önce önceliklendirdiğimizin esasıyla alakalı bir durum gibi düşünüyorum bu noktada. Ki tabii ki artı olarak söylüyorum. Bununla birlikte tekrar yenileyelim. Yine sorularınız, önerileriniz, yorumlarınız varsa lütfen yorum kısmından bize iletin. Sosyal medya noktasında maalesef KVKK gereği paylaşamayacağız ama muhakkak Nil Aydın diye Facebook, Instagram ya da eminim ki LinkedIn'den arattığın zaman ulaşabileceğinize eminiz. Ama onun için de maalesef doğrudan bir herhangi bir link paylaşımı yapamayız. Kusura bakmayın. Devam ediyorum Nil. O halde. İstersen sen bir su iç. Aynen şöyle bir. Tamam, süper. Biraz hararetli ve hızlı konuşuyor. Ben de yakalamaya çalışıyorum. Bir yandan da bölmemeye çalışıyorum. Peki, yok estağfurullah değil mi? Bu iyi ki var. Güzel oluyor bu konuşma ve bu süreç çok önemli. Bunun dışında şeyi sormak istiyorum. Böyle belki daha kısa olmak üzere anıların. Hani bu alanda eminim ki çok kayda değer anıların vardır. Hani burada illaki komik anılar olmak zorunda değil. Hani bir iki tane böyle paylaşabilir misin rica etsem? Tabii mümkünse. Olur. Tabii. Şunu söyleyebilirim. İlk defa maraton koşarken ben, işte arkadaşımla beraber Avrasya Maratonu işte İstanbul'dayken şeyi fark etmiştim. Evet. Hiç bilmiyorum tabii ki nasıl koşuluyor, ne yapılıyor. Tamamen yönlendirmelerle gittik ve bu yardım koşularının nasıl bir konsept olduğuna da çok hakim değildim. Bu koşularda gerçek anlamda böyle sizi neşelendirecek bazı noktalarda İşte sizin STK'nızdan, diğer STK'lardan insanlar oluyor. Atıyorum LÖSEV'in hem koşan takımı var, hem de o koşan takıma enerji veren takımı var. İşte her 100 metrede bir oraya konumlanmışlar atıyorum. Ya da 500 metrede bir. Ve o insanları alkışlıyorlar. İşte çok iyi koşuyorsun, iyi ki koşuyorsun, çocuklar için koşuyorsun diye heveslendiriyorlar. Biz arkadaşımla ilk fark ettiğimizde çok şaşırmıştık. Çünkü şey böyle, atıyorum üstünüzde hangi ad yazıyorsa, herhangi bir STK işte hangisinden olduğunuza bakmaksızın tabii ki hepimiz yardım koşusuydu. Yardım koşu için koştuğumuzda sizi okuyorlar ve diyorlar ki yatırım üstünüze şey yazıyor işte. Tema yazsın. Çok iyi koşuyorsun Tema, ağaçlar için koş falan diye heveslendiriyorlar. Bence bu çok güzel bir şey. Çünkü gerçekten aslında biraz böyle moral gazıyla çalışan bir topluluğuz gönüllüler olarak. Dolayısıyla bunu hiç unutmuyorum gerçekten. İnsanların bu kadar ciddiye almasını, moral vermeyi de. Bunu hiç unutmuyorum. Böyle işte heveslendiriyorlar. Çok iyi koşuyorsun. Biraz daha koş. Çok az kaldı. Sana su vereyim mi falan diye böyle siz koşarken sizle beraber bir süre koşuyor. Sizi heveslendiriyor. Ve siz o gazla koşmaya devam ederken onlar geri dönüp işte diğer koşucuları heveslendiriyorlar falan. Bu bayağı güzel bir şeydi. Hiç unutmuyorum bunu.
Süper. Aslında güzel. Ben de o koşularda yer aldığım zaman beni en mutlu eden şey böyle Beşiktaş'a doğru o yorgunlukla Değil mi? yaklaştığım sürece Beşiktaş'a o sıra, yani o sırada bulunan büyük motive timleri yani takımları ve gerçekten sizin hangi dernekten olsun ya da isterse dernek için koşmayın hiç fark etmez. Orada motive etmek için oradalar ve tamamen o kadar iyi odaklanmış bir grup ve bir de sadece böyle bağırmıyorlar. Büyük bir böyle enstrüman takımı da yer alabiliyor bazen davullar falan. Gerçekten motive edici bir şey. Bu da güzel gerçekten. Peki buna dışında böyle başka bir anım var mıdır ya da paylaşmak istediğin? biraz üzücü ve dramatik anları paylaşmak istemiyorum pek. Çünkü biraz daha motivasyon dolu olsun istiyorum. Dolayısıyla mutlu Evet. eden başka bir anım da gene bu anlatırken de bahsettiğim. İşte çocuk korosu kurarken bir çocuğun ne kadar yetenekli olduğunu keşfettiğim an olabilirdi. Yani belli frekanslarda ses aralıklarını gittikçe azalttıkça frekans aralığını, yani çok büyük farkları siz de duyarsınız. Herkes duyar ama belli aralıklar, atıyorum bir aralık vardı sadece köpekler duyar falan. Çok az bir aralığı duyabildiğinde gerçekten şey olmuştum. Ya bu gönüllülük gerçekten çok büyük fark yaratıyor olmuştum. O fark, yani dokunduğunuz etkiyi görebilmek açısından o da çok güzel bir anım. Aynen. Bu arada Neil aynı zamanda korist kendisi. Bu gönüllülük dışında koristlik yaptığı bir deneyimi de var. O yüzden böyle çocuk korosu deneyimlen dediğim ya bazı deneyimleri güçlendirmek ya da farklı anlamda kullanılmak noktasında da alan açmayı söylememin sebebi bu. Ve mesela içinde bulunduğu deneyimi buraya taşımak bir katkı. Bu da çok değerli. O yüzden dediğim gibi o fark edebilmek. Ve en önemlisi bir de şeyden bahsetmek lazım. Tam motive edici demişken hani tabii ki de bu önemli. Sürecinde motivasyon, moral vesaire. Ancak bununla birlikte şunu da gerçeğini de görmek lazım. Tabii ki de biz genelde buzdağının görünen kısmında fayda, katılım, eğlence, çocuklar mutlu. Ama bir altında buzdağının görünmeyen yüzü de var. Yani çatışma, kriz yönetimi, emek, aileden feragat edilen zaman, başarısızlık. Hani gerçekten bunlar da sürecin bir parçası. Yani biz sanki gönüllülükte sürekli sonsuza kadar mutlu dolaşmıyoruz. Yani o süreci ortak olurken belirli bir deneyimsel öğrenme de yaşıyoruz. Acısıyla, tatlısıyla. Hani her çocuk bir anda yüzünüze gülmüyor. Ya da o süreçte zaman tanıyorsunuz. Yani o da çok önemli bir deneyim. Yani onu da aslında farkında olarak yaşamak gönüllünün en büyük deneyimsel parçası zaten. İnsanın ne noktalarda, nasıl bir yük taşıdığını ve bu noktada o süreçte o hedef kitlenin ne durumda olduğunu anlayabilmenin en güzel yolu da zaten o sürecin parçası olabilmek. Ki şunu da unutmamak lazım. Bizler gönüllüler olarak amacımız her zaman dünyayı kurtarma böyle süper kahraman olalım olayı değil. Sürecin bizler paydaşlarıyız. Yani kolaylaştırıcılarıyız. Aslında yine o temel sorunda yine o hedef kitle en iyi çözümü getirecek. Ama o hedef kitlenin süreç içerisinde o çözüm yoluna ulaşması noktasında bizler gönüllüler olarak bir süre ya da belirli bir zamanda kolaylaştırıcı oluyoruz. Yani onlar adına herhangi bir içinde bulundukları toplumsal sorunu çözmek belki de hayattaki pratikliklerine de zarar verici olabilir. Ve bunlar önemli bir nokta ve bunları zaten süreç içerisinde sahada ya da online'da zaten görüyoruz ve öğreniyoruz. Yani evet süreçte en çok gördüğümüz şey zaten süreç sonunda belki 3 ay sonra belki 1 yıl sonra oradaki çocuklarla çalıştığımızda ya da kadınlarla çalışırken ya da mülteci çalışırken zaten o güven alanı o samimiyetle birlikte zaten o gülümsemeyi beraberinde getiriyor. Hani bunlardan da bahsedeceğiz, o motivasyondan da bahsedeceğiz. Bunlar çok değerli deneyimler. Hani böyle sanki dışarıdan gölük gibi değil hani büyük bir toplumsal sorun sürecinden bahsediyoruz ve bu süreçte travmatik olarak etkilenen gönüllüler oluyor. Hatta bu gönüllülerin süreçteki yönetimleri çok önemli oluyor. İçeride bu gönüllülerin bir emek gücü olduğu için gerektiği zaman psikososyal destek de alıyor bu gönüllüler. Süreç içerisindeki paydaşlarla nasıl çalışabilecekleri noktasında. Aslında bayağı bir background var yani arka planda. Büyük bir backup var. Yani kolay çocuklarla her an çalışmaya giremiyorsunuz çünkü çok zor kitleler olabiliyor ve bu kitlelere yönelik belirli bir oryantasyon sürecimiz gerekiyor. Bunlar gerçekten biraz da sabır isteyen. Hani o yüzden ya çocuklarla neden gönüllü olarak çalışamıyorum ben ya diye triplere girmek yerine ya da o aceleciliği yapmak yerine biraz sabır ve biraz öğrenmeli ve biraz oryantasyon sürecine adapte olarak daha iyi yaklaşım. Çünkü farkında olmadan belki de çocuklara o samimi görünen davranışlarımız istismar edici de olabilir ve farkındalığı sonradan o güven başka hayatlarına giren başka insana karşı anlamsız
aslında güven de oluşabilir. Hani bunu da yapmamak adına bu süreci en iyi sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte süreci hakim olarak ilerlemenizi canla başla gönülle tavsiye ediyoruz lütfen. Çok değerli çünkü ve bununla birlikte tabii ki şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu anılar çok değerli. Bu süreçte biz dediğiniz gibi Dünya Gönüllüler Günü sürecinde ortaya çıktığımızda yani sahadaki gönüllerin bu süreci konuştuğu bir alan yaratmak istedik ki burada küresel amaçlar da çok önemli. Ve tabii ki kısaca bir küresel amaçlar sürecinden bahsetmemek de olmaz. Şimdi normalde 2015 yılında ortaya çıkan bu küresel amaçlar üç önemli işi başarmak için karşımıza ve 17 küresel amaç üzerinde uzlaşıyor. Tabii ki burada dünya liderleri çıkıyor ama dünya lider dediğimi bakmayın. Her ülkeden süreçteki bütün toplumlar bu sürecin bir parçası haline geliyor. Üç önemli iş hangisi? Aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele ve iklim değişikliğini düzeltme. Tabii ki bunun içinde bu 17 küresel amaç bu sürecin iyileştirilmesinde gerekli işte Tokyo gibi, Paris gibi ya da İstanbul Sözleşmesi gibi sözleşmelerin de aynı zamanda bütün ülkelerde kabul edilmesi noktasında da bir ön açmak adına başlatılmış büyük bir proje ya da kampanya diyebiliriz. 2030'a kadar hala vaktiniz var, hala çok geç değil. Ve bugün de mesela Nil'de içinde bulunduğu gönüllük deneyimiyle bizim için, bizim de fark ettiğimiz ölçekte iki amacı daha öncelikli olarak yerine getiriyor ve destekliyor. Bunlardan birisi dördüncü amaç olan nitelikli eğitim ve onuncu amaç olan eşitsizliklerin azaltılması. Neden nitelikli eğitim? Çünkü Nil aynı zamanda çocuklara yönelik birçok projede yer alırken işte koro müziği olsun ya da işte oradaki kız çocuklarının ya da erkek çocukların çünkü genelde öyle bir cinsiyetçi algı da vardır. İşte erkek çocuk hiç şarkı söyler mi? Söyler. Mesela bu gibi ön yargının azaltıldığı, eşitsizliklerin azaltıldığı, bu gibi nitelikli eğitimlerin artırıldığı süreçte de zaten bu gibi örnekleri bizimle paylaştı. O yüzden çok teşekkür ederiz ve böyle bir doğrultuda da bu amaçları da çünkü farkında olarak ya da olmadan aslında hepimiz bu küresel amaçları bir şekilde destekliyoruz. Dolaylı ya da doğrudan. Hani burada önemli olan bunun da farkına varmak. Tabii ki bu süreçte bunu da söylemek istedim küresel amaçlar noktasında. Ama tabii ki siz de yakın zamanda biz de buna yönelik güzel bir kampanya yapacağız Dünya Gönüllüler Günü sürecinde. O yüzden yakın zamanda bizi bekleyin. Peki bir soru var İrem Bıyık'tan. Peki hiç bulunduğun ekiplerde biraz daha yöneticilik vasfındayken ekip motivasyonu ve koordinasyonu bütünlüğü nasıl sağladın? Bu tarz küçük gönüllülük ekipleri için tavsiyen var mıdır? Soru ekranda. Evet, okuyorum şu an. Biraz açık basmındayken. Okey, değil mi? Şöyle. Evet, okey. Okudum. Şöyle söyleyebilirim. Bir, moral yönetimi çok önemli. Gerçekten kimseyi kırmayacak, kimsenin emeğini sömürmeyecek ortamda çalışanların yöneticiye güvendiği, yani o ekibin başına güvendiği ve o ekibin başında çalışanlara güvendiği bir ortam oluşturmak çok önemli. Yani ben kendi üstlerimden de bunu görüyorum. Daha altındaki ekiplerde de bunu sağlamaya çalışıyorum. Çünkü bir işin yapılmasını istiyorsak işi yapanlara güvenmemiz lazım. İşi yapanların da kendi emeklerinin sömürülmediğini ve bu işin iyi bir yere gittiğini bilmeleri için o işi verene güvenmeleri lazım gerçekten. Dolayısıyla bir moral yönetimi çok önemli. Yani o mutsuz da olsa o işi yapsın diyemezsiniz. Uzun vadede verimi çok düşüyor. Özellikle STK işleri bu kadar sürdürülebilir kılmaya çalışıyorken biz. Ve bunda da bir kar gütmüyorken aslında kimse. Morali sürdürülebilir kılmak çok önemli. İkinci olarak da şunu söyleyebilirim. Kimsenin potansiyelini harcamamaya kıymet vermek lazım aslında. Yöneticilik dediğimiz vasıf biraz daha şey. Kimin ne yapabildiğini bilmek ve o işleri o kişilere göre dağıtıp o iş sürecini yönetebilmek. Dolayısıyla işi verdiğiniz insanın ne yapabildiğini, hangi şartlarda çalışabildiğini, neye ihtiyacı olduğunu bilmen ve bunu yönetmen gerekiyor biraz. Yani atıyorum işte koro kurmak gibi basit bir şey aslında. Kimin ne söylediğini bilmen ve o yeteneğine göre değerlendirmen gerekiyor. Küçük bir ekip çalışmasında da grafik tasarımı iyi olanı atıyorum editörlüğe koyarsam büyük ihtimalle verimsiz olacak. Kimin ne yaptığını iyi tanıman gerekiyor. Daha küçük gruplardayken özellikle kimin nasıl çalıştığını iyi bilmen gerekiyor. Ki bu kadar da zaten STK işi gerçekten gönülden ilerleyen bir işken. Kimin ne yaptığını iyi bilmem ve bu insanlara morallerini yönetebilirsem o insanlar da sonuçta oraya iş yapmaya geliyor. Yani kimse STK'ya gerçekten zorla gelmiyor. Yani buradan emin olabiliriz ki o insanların hepsi bir fayda üretmek istiyor. Dolayısıyla buna inandıktan sonra faydayı nasıl üretebileceğini çıkarman lazım. Bir. İkincisi sürdürülebilir bir motivasyon kılman lazım. Bu da demek oluyor ki çok yüklenmeyeceğiz ki insanlara ya da çok daha az da bırakmayacağız ki. Çok böyle kıyıda bir yönetim biçimi bulup bununla sürdürülebilir bir performans kılmak önemli diyebilirim.
Aynen. Yani belki buradaki hiyerarşiyi de gözlemlemek lazım. Nasıl bir hiyerarşik durum var? Hani ya şimdi doğrudan genelde öğrenci topluluklarında maalesef başkan yardımcısı bir sembolik olan süreçlerdeki o bazen farkında olmadan büyük bir hiyerarşiye dönüşebiliyor. Zaten çok de karşı karşıya kaldığımız bir Türkiye'de böyle küçük gruplarda da denk gelmek bazen kişileri gönüllük Rahat kaçırıyor. faaliyetleri devamlık noktasında azaltabiliyor. Çünkü işte acaba her yapılan o kapıda durma olayı gönüllülük müdür? Şimdi ya da ne bileyim o ses... Ya şimdi bunları bir tartışmak lazım. Tabii ki bu çok derin bir konu. Ama burada şey belki bahsedebiliriz. Hani mevcut yatay sorumluluk anlayışının geliştirilmesi. Yani herkesin aldığı kadar sorumluluk noktasında fayda sağlaması. Ona göre bir yönetim ya da ona göre bir koordinasyon sistemi kurulması. Ve bunu yaparken o koordinasyon ekibinin aslında daha fazla sorumluluk alan kişiler olduğunu görmesini sağlamak diğer gönüllü arkadaşların. Hani biz burada sizlerin kolaylaştırıcısı olarak hani süreç boyunca deneyim yani aslında biraz supervisor gibi ya da mentor mentee eşleşmesi gibi süreci yürütmek bazen küçük gönüllü topluluklar için daha sürdürülebilir ve devamlılık sürecinden bahsetmek mümkün olabilir. Ama gerçek anlamda bir gönüllülük modelinden söz ediyorsak diyorum. Çünkü her öğrenci topluluğu noktasında gönüllü faaliyetler yapması orada bir gönüllülük modeli olduğu noktasında da tabii ki orada bir durumlar var. Orayı da iyi gözlemlemek lazım. Ama benim yer aldığım toplulukları benim gözlemlediğim buydu. Yani bir koordinasyon ekibi var. Bu koordinasyon ekibi doğrudan büyük sorumluluk alan, hani süreci kolaylaştıran bir tim. Biz de backup'lar olarak, ha, tabii ki biz bu süreç içerisinde koordinasyon takımında yer alamıyor muyuz? Hani dönemsel belirli anlamda belirli bir seçimler oluyor, koordinasyon seçimleri. Ona göre yer alabiliyoruz. Hani o deneyimi kazanmak, süreçte o daha adiyetlik noktası önemli. Tabii ki burada yine yatay sorumluluk esasen. Yani aldığın sorumluluk kadar fark ediyorsun. İşte gerekirse bir proje yapabilirsin, projenin lideri olabilirsin ya da bir takım kurabilirsin, o takımın lideri olabilirsin gibi. Hani burada böyle bir yöneticilik vasfından söz etmek sanki çok fazla şeymiş gibi, hiyerarşik bir durumla karşılaşılabilir. O yüzden burayı biraz daha böyle törpülenmiş şeyler olabilir, vasıflar diyelim. Hani herkesin etki sağladığı kadar. Tabii ki onu iyi ayarladığın zaman kocaman bir proje ekibi çıkıyor. Umarım bu da aynı şekilde devam eder. Bununla birlikte tabii ki yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son iki sorum. Tabii ki bizi böyle aksatmadan izleyen izleyicilerimize çok teşekkürler. Biraz uzadığının farkındayız ama az kaldı. Ve şunu sormak istiyorum. İki sorudan birisi. Öğrencilik zamanlarında gönüllülük neden bu kadar önemli? Evet, biraz bahsettin. Hani süreç boyunca, öğrencilik süreci boyunca yaptığın deneyimlerinde ama bunun niye bu kadar önemli olduğunu böyle kısa öz bize anlatabilir misin? Çok kısa böyle. Sesim geliyor mu? Şu an sanırım Nil düştü. Nil, orada mısın? Evet, geldim. Ha, evet, süper. Bir donma oldu galiba. Öğrencilik zamanlarında Onu ki soruyordum. konumuz olan öğrencilik zamanı gönüllülük neden önemli? Hatta bir artı koyayım. Bu pandemi öncesi, pandemi sonrası deneyimlerinde biraz böyle bahsedebilirsin. Belki kısa bir öz olarak. Buyurun. Çok kısa şey diyebilirim. Pandemi zamanında neden önemli? Çünkü her aslında afet, her salgın, her sorun eşitsizliğiyle beraber geliyor. Dolayısıyla bu eşitsizlikte de yani yaşadığımız toplumda hepimizin eşitsizliği çözmekte payı var. Yani bu çok basit. Atıyorum yemekhanedeki yemeğin pahalanmasında ben ödeyebiliyorum diye hadi öyle yapalım demek makul değil. Çünkü benim ödeyemeyen arkadaşlarım da var. Onları da düşünmem lazım. Koronada da aynı şekilde. Yani maskeye ulaşamayan arkadaşlarım da var. Onları da düşünmem lazım. Çünkü beraber yaşıyoruz. Yani o arkadaşımın da gülmesini ve onlarla dışarı çıkmayı çok isterim. Dolayısıyla korona zamanında özellikle daha önemli bence. Genel olarak öğrencilikte neden önemli? Çok basit bir bence çok enerjimiz var. Ya hayatımızda hiçbir zaman bir daha bu kadar enerjili, aktif ve hevesli olmayacağımıza inanıyorum. Bakarsak zaten böyle yaş eğrisine belli bir yaşta çok patladığını, hevesi ve sonra söndüğünü görebiliriz. O yüzden hevesli olmamız açısından, yeni bir şeyler denemek açısından ve bu kadar kriz yönetiminde enerji sağlayabilmek açısından öğrencilik bunları denemek için en kolay zaman. İki, aslında çok bir gelir kaygımız yok. Yani çalışmıyorsunuz şu an. Yani iş aramıyorsunuz. Aktif olarak öğrencisiniz aslında. Yani eve ekmek kaygısından aslında notlarınız kaygı. Notlar kaygıyken de açıkçası risk alabilmeye daha açığız. Yani mezun olduktan sonra büyük ihtimalle
işe ayırmamız gereken, bazı gerçeklere ayırmamız gereken daha fazla emek olacak. Dolayısıyla bu kadar fazla risk alabiliyor, risk yönetebiliyor, zaman koyabiliyor olmayacağız. Dolayısıyla bence öğrencilikte yapılması gereken şeylerden biri gerçekten gönüllülüğü denemek. Çünkü bunu deneyebilecek kadar özgürüz. Yani çoğu gönüllülük hiçbir şey talep etmiyor. Sadece enerjimizi talep ediyor. Gençken de zaten elimizde sonsuz bir enerji var. Üçüncü olarak da çok daha somut bir faydaya bakmak gerekirse, yani işe alımlarda gerçekten artık insanlar şeye bakıyor. Yani bu insan okumak dışında ne yapmışa bakıyor. Ve sizin gönüllü alanda tecrübeniz olması şey demek. Yani online bir banka stajının plusuna ben kriz yönetimi biliyorum. Yani çünkü atıyorum krizin olduğu bir STK'da çalıştım. İşte ben ekip işini biliyorum. Çünkü her STK zaten inanılmaz bir gönüllü ekibiyle çalışıyor. İşte bir veri stajına belki çok daha fazla şeyi TZV'de bir oyunun gönüllülüğünü yaparken ve orayı koordine ederken öğreniyorsunuz. Dolayısıyla aktif bir iş becerisi de katıyor aslında. Ve çok daha özel sektörde bir hayat düşünen insanlara da ben çok daha şey biliyorum ve çok daha bilgiliyim, hayata karşı iş bilgim çok daha fazla demek için bayağı daha etkili olduğunu düşünüyorum gönüllülük çalışmalarının. Süper, çok teşekkürler. Tabii ki bir artı olarak da öğrencilik zamanında tabii ki de çalışan öğrenciler de var. Onlar da süreç içerisinde ki keza ben de çalıştım ve öğrencilik hayatımın neredeyse 2 yılı çok zorunlu sebeplerden dolayı, zaruri durumlardan dolayı çalışarak geçti. Ve sürece adaptasyon noktasında da şöyle söyleyeyim, bir zaman yönetimi, ona göre bir part-time iş bulmak gibi süreç bazlı ilerledim. Tabii ki bu süreçte de eğer böyle bir durumla karşılaştığınızda, sonuçta öğrencilik tabii ki de sadece parayı kaygı olarak unuttuğumuz bir yer değil. Yani o süreci nasıl geliştirebiliriz, mesleki olarak nasıl gelişebiliriz noktasında. Ama şundan eminim ki ben öğrencilik dönemimde belki de özel sektörde çalıştığım sektörlerde hiç göremediğim deneyimlerimi bu alanda edindiğimi söyleyebilirim özellikle. Hani buraya iyi ki de çalıştığım süreç içerisinde de zaman ayırmışım dediğim zamanlar çok fazla. Yani çok pişman değilim, hiçbir zaman da değilim. Ha, tabii ki belirli dönemlerde belirli kaygılardan dolayı pişmanlıklar yaşayacaksınız. Buna kesinlikle net söylüyorum. Hepimiz de. Ancak bu sizi yıldırmasın, çünkü her içinde bulunduğunuz en küçük etkinin birilerini muhakkak etkilediğinin farkına varıyorsunuz. Yani biraz sabır, biraz gözlemleme ve hemhal olma. En önemlisi empati odaklı düşündüğümüz zaman zaten bunu gözlemliyor olacaksınız. Hani zaten burada olduğu gibi bugün değil burada ve çoğunuz mesela bir motivasyon veriyor. Belki çok farklı deneyimlerle size bir yol haritası çıkartıyor. Bu dahi küçük dediğimiz şey aslında bu yayın. Aslında büyük etki. Bu tamamen bizimle alakalı. Bununla birlikte son olarak Nil, sence Türkiye'de gönüllülük tablosunu nasıl görüyorsun? Nasıl bir tablo Şöyle görünüyor sana göre? söyleyebilirim. Türkiye'de nasıl bir tablo var gönüllülük adına? Sesim net geliyor mu şu an? Evet, arada donuyorsun ama sesin net. Okey, tamam. Yok, problem yok. Görüntülük Devam. önemli değil. Okey, şöyle söyleyebilirim o zaman. Ya ben açıkçası sorunu çok belirleyen bir insan olmakla beraber umutsuz değilim. Hiç değilim. Yani bu biraz da aslında şey çok fazla başarısızlık ve senin de dediğin gibi kriz yönetimle karşılaşmakla kaynaklı bir umutsuzluk yönetimi de öğrendim aslında. Dolayısıyla umutsuz görmüyorum. Şöyle ki çünkü benim hikayemi dinlediğinde bir ucundan tutmak isteyen çok fazla arkadaşım var. Ya o kadar fazla insan var ki atıyorum sadece yaptıklarımın işte LinkedIn'de CV'mi gördüğünde ya ben de senin gönüllü çalışmalarını yapmak istiyorum diyen çok fazla insana karşılaşıyorum ve çoğunu da tanımıyorum aslında. Bu kadar fazla sadece beni görüp yapmak isteyen insan varsa şey gözlemleyebiliyorum. Demek ki yapmak isteyenlerle yapanları buluşturmak arasında hala biraz sıkıntılarımız var. Bu noktada da Türkiye'deki durum bence şöyle. Yapmak isteyen gerçekten insan sayısı var. Etki yaratmak isteyen, bir şeyler koymak isteyen, buna belli bir vakit koyabilecek çok insan var. Ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Yani nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Ne kadar efor sarf edeceğini bilmiyorlar. Dolayısıyla aslında medya okur yazarları derler yani. Bence gönüllü okul yazarlığı biraz az. Dolayısıyla gönüllüyü biraz daha fazla anlatmamız lazım ki sen de bunu yapıyorsun. Sizin ekip de bunu yapıyor ki bu çok güzel bir şey. Çünkü insanlar gerçekten yapmak istiyor ama nereden yapacağını, nasıl yapacağını, ilhamı nereden bulacağını, motivasyonu nasıl sağlayacağını çok kestiremiyor. Dolayısıyla sana da teşekkür etmek üzere sen ve ekibine de. Bence gönüllülük durumu Çok yani hevesler açısından iyi ama buluşturmak ve insanlara nasıl olduğunu anlatmak açısından biraz daha yolumuz var gibi.
Aynen katılarak tabii ki bu umutsuz bir yöne süreç değil. Çünkü üniversitelerde günlük adına ya da sosyal somut adına gerçekten artık derslerden söz ediyoruz. Gerek kredili olsun ya da kredisiz. Çünkü bu da hani üniversite sürecinin çok fazla genç var ve süreçteki sosyal sorumluluk farkındalığı sadece bu özel sektördeki kariyer için değil, toplumsal süreç için de çok önemli. Çünkü gerçekten dünya büyük toplumsal sorunlarla mücadele veriyor ki bunu COVID-19 döneminde çok daha iyi gördük. Yani 2020 muazzam bir süreç yaşadı yani. Hani umarım bunun tekrarı olmaz tabii ki her yer için. Tabii ki ve bu süreçte de bu süreç yönetiminde de bu toplumsal sorunları daha iyi görebilmemiz ya. Yani buna yönelik çözüm önerilerini daha iyi geliştirmemiz noktasında da gerçekten çok faydası olan sivil toplum kuruluşları. Şimdi ve sivil toplum kuruluşlarının açıkta kalan yerlerini tamamlayan birçok farklı sosyal şirketler, sosyal girişimler, sosyal kooperatifler çıkmaya başladı. Mesela yine Nekte'den bahsetmiştik ya gibi. Şimdi bu gibi oluşumlarının da var olması demek ki bir süreçte mücadeleye en kaldığımız yerden devam ettiğimiz ki zaten gönüllülük beraberinde sadece bir sürece odaklanıp oraya bir toplumsal soruna çözüm getirmenin yanında bir beraberinde savunuculuğu da beraberinde getiriyor. Bunu da unutmamak lazım. İnsan hakları temelli ya da hayvan hakları temelli yani daha doğrusu canlı hakları temelli noktasında da belirli düşünceler anlamında da kendimizi geliştirmiş ve yaptığımız işi de ona göre evirir olduk. Yani işte gerek bu çöpümüzü ayrıştırmadan tutun da içe gittiğimizde çevremizdeki insanların maruz kaldığı mobbing ya da cinsel istismar noktasında sessiz kalmamak gibi. Yani o mücadele ortak olmak yani bizim başımıza gelmiyor diye gelmeyecek diye bir olay gibi bakmak yerine sessiz kalmak yani o süreci meşrulaştırmak yerine o mücadele ortak olup desteklemek ve sonuna kadar direnmek. Belki de ya yani bugün işte sağlıkçıların da içinde yaşadığı o şiddete karşı çıkmak gibi. Son olarak toparlayacak olacak tabii ki bu noktada biz de dediğim gibi Nil'in gönüllü hikaye olarak bunu bir gönüllü hikayesi deneyimi üzerinden aktarmaya çalışıyoruz. Bize birçok farklı gönüllü olan bireyler bizimle hikayeni paylaşarak gerek sivil toplum kuruluşuna nasıl bu sürece dahil olabilirim, gerek ben bu gönüllü sürecinde nasıl kendime bir yol çizebilirim ve daha bu deneyimlerimi ne noktalarda, nerelerde kullanabilirim ya da nasıl kullanabilirim noktasına birçok deneyim bazında yer alan hikayeler var ve bu hikayeleri gönüllühikaye.org üzerinden takip edebilirsiniz. Ve bu da önemli bir nokta ve tabii ki bununla birlikte siz de gerekirse gönüllü hikayelerinizi bizimle gönüllühikayeleri.org üzerinden hikayeni paylaş sekmesinden de paylaşabilirsiniz. Nil'in de çok sevgili Nil'in de hikayesi bizimle. Dilerseniz hani buradan sonra Nil'in hikayesinde boş bir zamanınıza, daha doğrusu anlamlı yapacağınız bir zamanınızı ayırıp burada hikayeleri okuyabilir ve Nil'in de hikayesine ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte yavaş yavaş kapanışa gelirken Nil, bizi izleyen ve dinleyen ya da sonradan izleyecek olan ve dinleyecek olan gönüllü olan ve gönüllü adaylar için neler söylemek istersin? Sanırım inancınızı kaybetmeyin demek isterim. Çünkü genel olarak yani bu hayat mottosu gibi bir şey aslında. Başarısızlıkla çok karşılaşacağız ki zaten bir başarı aslında insan hayatını değiştiriyor. Dolayısıyla inancı kaybetmemek, işte mutlaka inandığı şeyin olacağını bilmesen bile uğraşmak, çabalamak, sürecin bir parçası olmak senin de dediğin gibi. En önemli şey bence, yani öğrenciyken atıyorum zaman ayıramayacağımı düşünüyorken bile zamanı yaratabileceğine inanmak çok önemli. Dolayısıyla inancımızı kaybetmemenizi öneriyorum tüm arkadaşlarıma. Süper, çok teşekkür ederiz. Hem bize zaman ayırdığın için hem de bizi sonuna kadar sabrederek dinleyen ve izleyen herkese çok teşekkürler. Bizimle yorumlarını paylaşan gerek sana motive edici mesaj atan birçok arkadaşım var. Buradan yine olsun Önder, İknur, işte Canan, Ali Rıza ve bir sürü insan. Onlara da çok teşekkür ederiz. Tabii ki burada aynı zamanda bize backup olarak yayın boyunca destek olan gönüllü arkadaşların yani gönüllü hikayeleri kolaylaştıracağına çok teşekkür ederiz. Bu şekilde ve son tabii ki aynı zamanda bunu da söylemeden olmaz. Bugün hala İzmir'de gerçekten yaşanan bir deprem sonrası süreçteki kriz yönetimi çok önemli ve öncelikle İzmir'de bulunan ve İzmir'de yaşayan ya da dostlarınız, arkadaşlarınız ya da çok başka kişiler herkese çok geçmiş olsun ve başsağlığı diliyoruz. Bununla birlikte lütfen şu an bugün
AFAD'ın, Ahbap'ın, İhtiyaç Haritası'nın ortaklaşa kurduğu büyük bir STK destek platformu var ve afet sonrası için acil durum platformu. Lütfen takip edin bu gibi kurumların takip ederek gerekirse deprem sonrası ihtiyaç noktasında gerekirse siz bu yardımlara ortak olun ya da bu yardımların yapılan çağrıları paylaşın lütfen. Bu da gönüllülük esaslı bir durum ve bunlar çok değerli ve aslında gönüllülük dediğimiz gibi her zaman her yerde kaybolan değil. Yani bunu gerekirse her türlü dijital anlamda da yürütebiliriz. Gerekirse eğer çevrenizde varsa İzmir'de yaşayan ya da çevre illerde yaşayan bugün gönüllü çağrısına yönelik bir çağrı davet ettiler bizleri de. Eğer ki siz de gönüllü hikayenin ulaşarak sizinle seve seve orada eğer ki deprem sonrası sürece destek olmak isterseniz gönüllü olarak bize ulaşın ve biz de sizinle o formu paylaşalım ya da yorumlarda paylaşalım ve bu form üzerinden gönüllü olarak da bu süreçte siz de İzmir'de iseniz ya da o çevre illerdeyseniz destek olabilirsiniz. Bunu da buradan tekrar duyuralım. Herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen dikkat edin kendinize. Herkese iyi geceler, iyi öğlenler, günaydınlar, iyi akşamlar diliyorum.